büyük favoriler, gerçekten güçlü ve şampiyonluk adayı olan takımlar üstün olduğu takımlara hakimiyet de kurar abi. Hakikaten bu macera çok iyi başladı ama ne kadar gidecek bilmiyorum. Yani orada hep insan ilişkileriyle ilgili bir sorun çıkabilir gibi geliyor ben Tuchel söz konusu olduğunda. Arsızlaşman gerekiyor ancak yani, bir şey olabilir. Kaybettiğin zaman haber yani. Tabii, kazandığın doğru. Zaman haber doğru, yok. Doğru. Şampiyonlar kazanır herhalde. Ferguson'dan sonraki en simge isim kimdi? Giggs mi diyeceksin mesela? Yoksa Scholes diye... Yok, Scholes. Bana Scholes diyor. Ama Scholes oyunculuğu sırasında da hakkı yenen oyunculardan biridir. Stüdyodaki trafik ışıklarının hepsinin birden yanması sisteme bir karşı bir baş kaldırımı. Hakikaten öyle. Hayatınızda sisteme itiraz ettiğiniz bir an var mı? Bunu Onur mu koydu buraya? Doğru mu? Bir kere Aydan Siyavuş'un rahmetli arkasındaydım şeyde, spor sergi sarayında. Molayı aldı. Arkadaşlar sayı atalım biraz dedi. Tamam. İyi taktik. Merhaba sevgili seyirciler. Oyuna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Dün Şampiyonlar Ligi'nde artık iyice işlerin kızıştığı, rekabetin daha üst seviyeye çıktığı yere geldik. Fakat Real Madrid-Chelsea maçı seni tatmin etti mi? Yani teknik gözle bakıldığında çok tatmin edici ama hani heyecan arıyorsan, bir yarı final heyecanı arıyorsan öyle değil. Yani şimdi sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Ancak Real Madrid bu maçtan beraberlikle çıkardı. Yani zaten hani bir saat önce de Real Madrid Efes maçını seyrettik. Orada da herhalde sadece Real Madrid o maçı çevirirdi yani öyle giden maçı. Tamam hani Efes dinleyeceğim senden onu, merak ediyorum ama... Yani o kadar koptu gitti. 20 olur 30 olur diyordum ben 3. çeyreğin ortasında. Bir anda nasıl oldu? Sergio Llull mudur? Ne? Artık sen anlatırsın. Şimdi bu da öyle. Yani Chelsea'nin özellikle ilk 15 dakikada yaptığı baskıyı yapabilecek çok takım yok Real Madrid'e. Bu tabii şundan kaynaklanıyor. Galiba Tuchel artık ilk defa belki de hani Dortmund dahil tüm oyuncularına asker görevi verebildiği bir kadroyu buldu. Pulisic biraz yan çizmişti başta. Ama dün gördük ki o da bu işi çok iyi yapıyor. Tabii bunun için elinde Kante gibi çok olağanüstü bir silah var. Baskı yapamış iki kişilik oynayan adam. Evet ve hani utanırsın Kante senin yanında bütün o işleri tam olarak yapıyor. Gördüğün zaman çok acayip bir baskıyla nefes aldırmadılar. Yani düşün Toni Kroos, Modric. Şimdi yani bunlardan daha iyi oyun kuracak dünyada az adam var. Ya adamlar bakıyorlar yok, bakıyorlar yok. Pas verecek hiçbir yer yok. Dönüyor kenara. Yani birinci bölgeden ikinci bölgeye geçmesi Real Madrid'in bir 10 dakika sürüyor. 2'den 3'e geçemiyor zaten. Bunu da şöyle yapıyorlar. Yani bu çok özel bir durum tabii. Şimdi biz hani koşalım, edelim, basalım falan. Hiç koşmuyorlar neredeyse. Yürüyerek yapıyorlar bunu. Kayarak. Kayarak yapıyorlar, çok geniş alanda yapıyorlar. Diyorsun ki ya bu adam, şimdi atıyorum ya Varan topu alıyor, oyuna katacak, oyuna sürecek topu. Karşısında böyle hani gelip böyle hani dövüşen kimse yok. Karşısında duruluyor sadece. Kareler, çok net olarak, şimdi bir rakibin birinci bölgesinde kareyi kuruyorlar, çıkacak hiçbir yer yok. Onu geçtikten sonra üçgenler kuruluyor bu sefer. Ya... Yani karşılayan üçgen ya şu V şeklinde. Yani hiçbir şekilde bir alan bulamıyorsun. Zaten bulamadın Real Madrid'de. Yani şeyin bir Benzema'nın bir şutu var. Sonra da işte attığı gol var. Onun dışında da Kroos'un bir şutu var. Ama yani Chelsea tarafına bakarsan yani Timo Werner yerine orada bir garanti golcü olsa, ben garanti golcü olsa dediğim zaman kızıyor bazıları. Garanti golcü ne demek canım? Yüzdeli golcü demek. Yani yüzdeli diyeceğimize garanti dedik yani. Lewandowski. Mesela. Yüzdeli birisi olsa çok farklı bir şey olabilirdi. Yani özetle başta söylediğimi tekrar edeyim. Bu maçın bir bir bitebilmesi ancak Real Madrid tarafından başarılabilecek bir şeydir. Şey tarafı biraz önemli galiba. Yani Real Madrid'in daha pragmatik çözümler üretebilmesi, daha hani zor durumdan çıkması ve hani şampiyon karakteri bir tarafı. Tuchel'in istediği yapıyı Chelsea'de kurmuş olması ve görece kısa bir süre en azından hani şu anki görüntü o. Ve geldiği noktadan şu anda vardığımız noktaya bakarsak bundan sonra da daha kötü olmasını beklemiyoruz herhalde. Şöyle bir endişem var benim Tuchel'le ilgili. Belki de o da bir dönüşüm geçiriyordur.
Yani Madrid'de mesela en çok kendisini savunurken mikrofonuna hep uzatıldığında hep söylediği bir şey vardı. Ya esasında oyuncularımızın özgürlüğü bizim için önemli. Onların işte yeteneklerini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Ben ne yapabilirim ki? İşte bilmem ne vesaire diye bunu söylüyor. Şimdi bir şeyi çok söylüyorsan bununla ilgili bir sorun var demektir yani. Bence. Ya da geliştirmeyi en çok istediğin alan olduğu için belki aldın. Yok işte o ilişkiyi kurmak konusunda problemi var zaten. Bir de oyunu hakikaten şey gibi görüyor. Oyun gibi görüyor. Ben karşısındaki oyuncuların çok hani yetenekler olan insanlar olarak görebildiğini düşünmüyorum. Bu takım belki buna uygun bir takım ama ne kadar gider? Yani şimdi Werner'i almış, Havertz'i almış. Peki şöyle konuşalım. Tuchel'in teorik olarak istediği noktaya geldiğini düşünüyor musun? O gözüküyor. Tabii tabii. Onu söylüyorum. Yani o hani robotlar oynuyorsa tamam bu. Ama robotların... Ama bunlar insanlığını hatırlayacak bir gün, o gün ne olacak onu merak ediyorum. Tabii insanlığını hatırlasın abi. Tuchel de belki o zaman hatırlatır. Çünkü temelde sen temel olarak, geometrik olarak veya teorik olarak istediğini oluşturduktan sonra belli şeylere daha fazla izin verebilecek duruma gelirsin. Belli yeşil ışıklara, belli yaratıklara. Umudum o. Olursa ideal senaryo olacak. Olabilir diyorum. Ama o zaman ideal senaryo olacak galiba. İdealin ötesine geçilen bir senaryo olur. Yani Tuchel'den de bugüne kadar beklenen, Tuchel ne kazandı? Paris'te tamam iki defa lig şampiyonu. Okay. O ama zaten şey değil mi? Fabrika ayarı değil mi? Evet. Dortmund'da bir kupa var. Yani onun dışında hani bak şeye CV'ye baktığın zaman da bir şey yok yani. Hani final var vesaire, hani Şampiyonlar Ligi var, 4'te var Şampiyonlar Ligi yarı finale kalmış vesaire falan da. Kupa. Şey gibi diyorsun. Muazzam bir tasarımcı ama son ürün konusunda henüz daha çok göremedik onu. Evet yani şimdi o da bir başka bir şey. Zidane'a bakıyorsun. Orada Tuchel kadar belki teori altyapısı yok. Yani çünkü geçen söyledim ya, Bielsa ile bir konuşması var. Yani Bielsa'nın karşısında böyle bir hafif şimdi şey gibi istavrit gibi duruyor yani. Tam oyuncu olarak dünyanın en iyisi ama teknik direktörlük başka bir iş. Ve orada da farkı biliyor. Hani diyeceksin ki Bielsa'nın neyi var? Onun da hiçbir şey yok. Ya onda da kupa yok yani. Olimpiyat kupası var galiba bir tane. Ya zaten madalyası pardon. Teknik direktörlüğün, koçluğun birçok boyutu var. Sonuçta özellikle son yıllar için, son 7-8 yıl özellikle Z jenerasyonu daha çok devreye girdikten sonra oyuncu ilişkilerinin diğer faktörlerden biraz daha önemli olduğu çok daha fazla bahsedilir. Sadece bu değildir ama. Yani oyuncu ilişkileri, medya ilişkileri, işte antrenman temposu, işte disiplin ve şey rahatlık dengesi vesaire gibi onlarca faktör sayılırsın. Esneklik. Esneklik, doğru yardımcıları seçmek, onlarla doğru yardımcılarla arasında görev bölüşümü, iyi polis, kötü polis olma vesaire onlarca faktör var. Fakat teorik taraf senin tavanını belirliyor abi. Yani yüksek bir teorin var, ya gerçekten geçerli, yüksek, yeni bir şey yapıyorsan senin ulaşabileceğin noktanın zirven, olabilecek en üst noktan herkesten yüksek oluyor. Buraya ulaşmak ayrı bir yolculuk, ayrı bir yetenek istiyor. Çoğu zaman kapasitesinin, yani o yolculuğu, tavanına ulaşmayı başaran takımlar, antrenörler, o yöntemleri bilenler daha başarılılar. Çünkü teorik olarak bir şeyin ters gitmesi çok daha olasıdır. Sakatlıklar, takım içi problemler, kötü gidişte psikolojinin bozulması falan gibi bir sürü şey yanlış gidebilir. O yüzden sen çok yüksek tavan belirlediğin zaman oraya gidiş yollarına çok fazla kaynak ayırmazsan tekezleme ihtimalin daha yüksektir. Ama Tuchel'in özellikle örneğinden yola çıkarsak ya da işte Bielsa'nın falan, onlar her zaman ideali buldukları zaman daha yüksek bir şey vaat ediyorlar aslında. Umuyorum yani ben... Bizim Emre'yi çok kızdırıyorum. Taklit bir ya falan diyorum yani. Falan, o da sinirleniyor falan. Çok sevdiği için Tuchel'i. Yok çok hakikaten bu macera çok iyi başladı ama ne kadar gidecek bilmiyorum. Yani orada hep insan ilişkileriyle ilgili bir sorun çıkabilir gibi geliyor ben Tuchel söz konusu olduğunda. Bu teorik altyapı, bu teknik direktörlük yolculuğu oyunculuktan başlayan bir şey çoğunlukla. Çünkü bazı oyuncu sadece kendi pozisyonuyla ilgilenir. Kendi işiyle ilgilenir, rakibiyle ilgilenir en fazla. Bazısı da bütün oyunu düşünür. Mesela Sergen Yalçın'ın da şu andaki başarısına belki Serpil Hamdi Tüzün'ün zamanında ona verdiği ödevlerin payı vardır. Biliyorsun ona defteri varmış Sergen Hoca'nın. Serpil Hamdi Tüzün her gün bana antrenman edirken bir gol senaryosu başından sonuna kadar yaz gel dermiş. Bu çok anlatılan bir hikayedir. Sergen Yalçın da işte minibüste Kilyos'tan Beşiktaş tesislerine giderken hani orta sahadan aldım, işte şuraya verdim, bu top buradan buraya geldi, buradan geldi, gol oldu diye o senaryoyu çizer yazarmış. Şimdi o düşünmeye sevk ediyor seni tabii ki. Sadece ya benim acayip bir sol ayağım var, vuruyorum, giriyor zatenin ötesine geçiyorsun. Belki bugünlerdeki başarısında bunun da payı vardır.
Tuhal'e dönmek, Tuhal'den Nagelsmann'a mı geçsek acaba? Ben burada küçük bir şey ekleyeyim. Ben hep şey örneğini veriyordum zamanında. Sonuçta başarıya giden yol bir yolculuk gibi. Ve evet. Bir harita, aslında işte bir arazi var geçmen gereken ve bir hedef var şampiyonun. Ona gidecek en optimum yolu bulan antrenörler, işte Tuhal'ler vesaire, yani teorik olarak en iyi olanlar en iyi yolu biliyor. En kestirme ama aynı zamanda takıma da uygun bir şekilde en gidebileceği yolu. Fakat pek çok üst düzey antrenör, yani antrenör hep aynı şeyi söyler. Koç ya da teknik olarak fark etmez. Sonuçta o yolu onlar gidiyorlar, sen gitmiyorsun. Sen diyorsun ikna etmek dediğin şey. Onu ne kadar hızlı gidecek? Tamam, ikna ediyorsun ama diyorsun ki abicim çok en kısa kestirme yol bu, en iyi yol bu. Teorik, stratejik olarak böyle gitmeniz gerekiyor. İşte şuradan dağa çıkacaksınız, o dağın bu tarafından geçeceksiniz. Sonra yokuş aşağı uçan oradan kayarak ineceksiniz. Çok daha hızlı varacaksınız. Evet. Tamam, bunu anlatıyorsun. Fakat bütün gücüyle koşuyor mu o yolu? Yoksa yarım tempoda jogging mi yapıyor? Bir de oyuncuya ne kadar bir şey söylemen gerekiyor? Tabii. Belki yani bir şey söyleyip başka 10 şeyi alabilirsin. Sen onun kafasını başka şeylerle doldurmaman lazım. Ve bazen bazı takımlar için en ideal olmayan yoldan gitmek daha kesti, daha hızlı gitmeni de sağlayabiliyor evet. İşte. O tip dengeler falan çok kolay işler değil. Yani mesela Şenol Hoca'yla ilgili bir şey vardı. Şenol Hoca mesela oyuncularıyla tanışma toplantısında hangi pozisyonda oynuyorsun diye soruyor genellikle. Ve bu şey, ya oyuncusunun pozisyonunu bilmiyor. Ya o değil ki o da adamı açmaya çalıştığı şey. Yani adam belki sana diyecek ki yani sağ bekim ama ya ben yani hiç de istemiyorum burayı diyecek belki. Yani normalde hocayla belki o kontağa giremeyeceğin bir şeyi açmak için sana bu tip sorular soruyor. Yani hangi pozisyonda oynuyorsun? Bence nefis bir soru yani. Buradan Nagelsmann'a geçelim. Nagelsmann Bayern Münih'le anlaştığını açıkladı. Bu arada tabii teknik olarak yarış devam ediyor aslında Bundesliga'da. O da biraz tuhaf. Yani az tabii evet. Yani geçen hafta kazansalar bitiyordu. Kazanamadılar. Ya ama tabii orada profesyonellikle ilgili herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Benim ilgimi çeken nokta şu. 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Bayern Münih. 30'dan açıldı kapı, 15 diyen de var. 20 olacakmış galiba evet. Bonservis bedelleri astronomik olarak artıyor diyoruz. Abi teknik direktör bonservis bedellerine girdik artık. İşte Leipzig'in 5. en pahalı satışı oluyor. Leipzig genelde biraz alıcı konumunda gerçi ama. Ya ama şey yani önemli oyuncular da sattı. Doğru. Bu ilginç tabii. Şundan ilginç. Bir kere tercih için ne diyorsun? 33 yaşında ve hiçbir şey kazanmamış o da. Henüz kazandığı hiçbir şey yok. Yani U19'la Hoffenheim'de bir U19 ligi şampiyonluğu var galiba. Başarıları var tabii hiç kuşkusuz. Yani çok parlayan, kendisinden çok bahsettiğinden ve senelerdir kendisinden çok bahsettiğinden. Zaten Bayern'in muhtemelen bir nepotizm üzerine seçtiğini de pek zannetmiyorum. Yok. Ama şöyle bir durum var tabii. Cadı kazanı orası ya. Bayern tabii Almanya'da her şey sistemlidir, şudur budur ama Flick ne kadar dayanabildi. Yani orası bir cadı kazanı. İşini doğru yaparsan, tutturabilirsen, kendi alanında kalırsan, bunu kabul edersen, yani ihtiyacın var şöyle bir oyuncu, hayır senin ona ihtiyacın yok, buna ihtiyacın var diye birilerini getirebilirler sana yani. Şimdi bütün bunları yapabiliyorsan çok güzel. Çünkü çıktığı yerle girdiği yer arasında çok büyük fark var Nagelsmann'ın. Yani çıktığın yer senin yapay bir yer yani. İyi bir laboratuvar ama laboratuvar sonuçta. Yapay ama yani. Burası öyle değil. Burası burası fazla organik hatta. Bir Alman için fazla organik olur. Tabii. Çok başarılı ama fazla organik. Artı standart da çok acayip. Yani çok yüksek. Saçma sapan bir standart var yani. Hani her şeyi 10 üzerinden 9 yapsanın yapmanın yetmeyeceği falan bir yer belki tabii. De. Tabii yani Şampiyonlar Ligi kazanıp ayrılmak zorunda kalan hoca oldu. Yani lig kazanıp, lig zaten kazanmak bir şey değil de. Dolayısıyla burada ne yapacağı güzel bir macera olacak bu da. Seyredeceğiz. Yani onun başarılı olması başka bir şeyler de anlatır. Hiç kolay değil ama. Hiç kolay değil. Bilmiyorum, ben kendi adıma istemeyebilirdim 33 yaşında. Ya ama şöyle abi. Ya şöyle, bunlar imkansız görevler abi. Kazansan tabii kazanacaksın. Doğru, işte onu diyorum. Kaybetsen kaybettin olacak yani. Ama abi, kazanabileceğin bir şey yok ki burada. Ama abi imkansız görev diyorsun da abi o görev olmadan da kariyer olmaz bir Alman. Yani ha başka bir ülkeye gidebilir ayrı konu ama Almanya'da olacaksan abi Bayern'in başına geçeceksin yani eğer en iyi olmak istiyorsan. Bu kadar. Ona kuşku yok. Benim kendi tercihim açısından söylüyorum. Yani giderim diyorsun United'da bilmem nereye başka bir yer. Evet yani kazanmanın gerçekten bir şey ifade ettiği bir yer
Burada hiçbir şey ifade etmiyor ki. Doğru. Çok ve net ve keskin. Arsızlaşman gerekiyor ancak yani, bir şey olabilir. Kaybettiğin zaman haber yani. Tabii, tabii, kazandığın doğru. zaman haber doğru, yok. Doğru. Şampiyonlar kazanır. Herhalde. Ne diyorsun? Kazandın da ne oldu? Çünkü ama bunun yanında mesela Lewandowski'nin yediği Choupo-Moting. Yani şimdi Lewandowski'nin ortalama yani Timo Werner olsa yediği belki şu anda final yolunda olacaklardı. Yani bir taraftan da bununla mücadele etmen lazım. Kolay bir yer değil. Bize kolay gibi geliyor ama değil. Standartı çok yüksek. Çok yüksek. O zaman bizim ligimize dönelim. Yarın yani bizim programı çarşamba çektiğimiz için perşembe akşamı. Yani bu akşam da Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları var ama şimdi bunu konuşmayalım burada. Onu ben cuma günü karşı karşıya da konuşuruz. Zaten hani bu programı yayınlanırken o maçlar oynanıyor olacak çok büyük ihtimalle. Çok kişi seyretmiş olacak. O yüzden ve haftanın aslında dikkat çeken maçı olacak. Alanyaspor Fenerbahçe maçı için bir ne düşündüğünü soracağım. İki son dönemde Faruk Tekin'le ilgili tartışmalarla ilgili ne düşündüğünü soracağım. Şimdi burada Emre Özoğlu bir oyun tercihi yaptı. Bu oyun tercihinde ben topa sahip olurum diyor. Geçtiğimiz 5 maç içinde sürekli orta sahalarla oynuyor. Bizim de burada çok konuştuğumuz bir şey. Erol Bulut döneminde de bunun denenebileceğini, denenmesi gerektiğini. Çünkü kanat oyuncularından performans alınamadığını, Fenerbahçe'nin en iyi hücum kanat oyuncularının savunmacıları olduğunu. Caner, Gökhan, Nazım bunlar daha iyi hücumcular. Dolayısıyla onları kullanmak için kalabalık bir orta sahayla, İç oyuncularla elinde İrfan var, işte Ozan var, Gustavo var. Bunlar çok daha kuvvetli. Böyle bir oyun oynanabileceğini konuşmuştuk. Emre Hoca da hemfikir bu konuda demek ki. O da benzer bir şey düşünüyormuş. Onu yapıyor. Şimdi tabii topu almak konusunda geçtiğimiz 5 haftaya bakıldığında istatistikleri çok iyi Fenerbahçe'nin. Ama rakiplere bakıldığında zaten alması lazım. Şimdi Alanya'ya karşı topu alabilir misin? Bu aynen. Çok mümkün değil. Bu çok mümkün değil. Ha, Alanya'ya karşı maçı alabilirsin. Bu çok mümkün. Ama Alanya topu alıyor. Vermiyor. Bir bu. Şimdi buna nasıl bir planla çıkacak? Yok ben aynı planı oynatmaya devam ederim mi diyecek Emre Belözoğlu. Yoksa başka bir yolu mu? Bunu merak ediyorum. Bir. İki. Sol kanatta Pelkas Caner'le oynuyor genelde. Ama Pelkas sol kanat oynamıyor aslında. İçeriye giriyor. Sol kanatı tamamen Caner'e bırakıyorlar. Alanya'nın sağ kanadı da en kuvvetli olduğu yerlerden biri. Burada nasıl bir değişiklik yapacak? Şimdi bunları merak ediyorum. Ben Erol Bulut'un Alanya maçında Çağdaş Atan'ı çok sinirlendiren. Ya büyük takım böyle mi oynar kardeşim diye sinirlenmişti. İşte öyle oynadığı zaman da yendi seni. Buna mı dönecek yoksa ne yapacak? Hakikaten teknik direktörlüğü açısından Emre Belözoğlu'nun erken ama iyi bir sınav olacak bu. Peki fikstürün görece izin vermesi mi diyelim ya da bu planın yani Emre Belözoğlu'nun kafasındaki planı uygulatmak için uygun bir ortam oluştu geçtiğimiz haftalardaki maçlarda. Bu peki takıma belli bir mesafe kaydetti mi? En azından o 4 hafta önce gözüken böyle bir panik halinden çıkmış gibi Fenerbahçe. Şöyle söyleyeyim bak. Erol Bulut dönemindeki oyuna bakıldığında çok basit bir örnekle anlatabileceğimi düşünüyorum. Luis Gustavo'nun olmadığı bir oyunun işlemesi mümkün değildi. İşlediği maçlar oldu ama teorik olarak mümkün değildi. Çöküyordu takım. Şimdi Luis Gustavo'ya ihtiyaç olmayan bir oyun ortaya çıktı. O gün de konuşuyorduk, anlatıyorduk. Diyorduk ki ya Luis Gustavo'nun bu kadar vazgeçilmez olmasının sebebi oyunun şekli. Sen oyunun şeklini düzeltirsen Luis Gustavo'ya bağlı kalmazsın. Dünyanın en önemli oyuncusu olmaktan da çıkar. Bunu sağladığına göre herhalde bir şeyleri konusunda oyuncuları ikna etmiş diyebiliriz. Genel psikolojileri de çok daha iyi durumda. Biraz daha iyi tabii. Bu konuda Erol Bulut'la bir kopuş vardı belli ki. Orada hani ikna etme süreçleri çok iyi işlemiyordu. Harun Tekin'le de ilgili bir şey söyleyeyim. Harun Tekin Şenol Güneş döneminde Bursa'da ligin en iyi kalecilerinden birine dönüştü. Ve çok önemli. Freyik kesmişti yanlış hatırlamıyorsam. Mert transferi olmuştu Fenerbahçe'den. Onun da o da yedekte kaldı. Harun çok iyiydi o dönem. Ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra işte bazı oyuncu, hep bunu söylüyorum ama bazı oyuncu formayı giydiği zaman o onu hafifletiyor. Balon etkisi yapıyor. Seni kaldırıyor böyle. Bazısına da tonlarca ağırlıkta geliyor. Harun da çok ağır, Fenerbahçe formasının çok ağır geldiği oyunculardan biri oldu. Altay öyle değil, tam tersi. Bu psikolojik bir durum. Bu çözülebilir bir durum ama. Yani iyi uğraşman lazım. Ha tabii asıl... Kolay çözülebilir bir şey olduğunu... Değil. Ha, tamam. Asıl önemlisi öncesinde yöneticilerin bunu anlayabilmeleri.
Yani sen oyuncuyla karşı karşıya geldiğinde, gözünün içine baktığında o forma ona ağır mı gelecek yoksa onu uçuracak mı anlayabilmelisin. Yöneticiliğin bir kısmı, önemli bir kısmı da bu. Yöneticilik orada teknik ekibin de önemli bir rolü var bence. Hepsini katıyorum zaten. Tamam. Yöneticilik dediğim yani bir müteahhitten bahsetmiyorum. Anladım tabii ki canım. Yani Salih Hamitsic'den ya da işte Oliver Kahn'dan bahsediyorum. Bu arada Premier Lig, Premier Lig'in Amerikanlaşma sürecinde bir yeni halka daha. Hall of Fame yani şöhretler müzesi Amerikalıların çok bayıldığı bir yani çok da güzel bir şey bence. Hani birçok alanda var zaten. Sinemada var, müzikte var vesaire. Olması da hani efsanelerin bir arada toplanıp belli bir ne derler ünvan alması yani o şöhretler müzesine girecek kadar yani efsanelerin tescillenmesi gibi bir şey oluyor aslında. Evet. Premier Lig'e belki de biraz geç kaldığını bile söyleyebilirsin. Belki de Amerikan etkisi diyebilirsin. Ama Şöhretler Müzesi, resmi Şöhretler Müzesi olarak kuruldu. Ve ilk iki eklenen isim de Alan Shearer ve Thierry Henry oldu. İşte Alan Shearer zaten hani iki farklı kulüpte 100 gole ulaşan ilk futbolcuydu. Hani çok efsane golcüsüdür. Premier Lig'in ilk zamanının. Premier Lig kuruluş 92 mi bu arada? 92 olması lazım. Yani o günden itibaren değerlendiriyorlar. Yoksa İngiltere birinci ligi anlamında değil. Bu Premier Lig anlamında Şöhretler Müzesi. 59 öncesini saymıyorlar yani. Saymıyorlar abi. Arsenal'de de 175 gol atan Tierney'de takımın en golcüsü ünvanı aldı. Ve bu iki isimle ilk eklenenler. Çünkü mesela ben NBA için söyleyeyim. Her sene 5-6 tane isim olur. Duruma göre 3-4 isim eklenir bu listeye. Ve efsaneliği tescil edilir. İlk iki eklenenler Shearer ve Thierry Henry oldu. Bu sene 6 ismin taraftarların vereceği bir oynamayla, geniş çaplı bir oynama yapılacak. 6 isim daha eklenecekti. Shearer ve Henry için hani çok tartışılacak bir şey yok. Zaten hani efsane oldukları ortada da. Ben Premier Lig dediğim zaman, işte 92 şu anda kaç oluyor? 30 yıl diyelim. Yani yaklaşık 30 yıl. Abi bu 30 yıllık dönemdeki en etkili takım şey değil mi abi? Ferguson'ın Manchester United'den. Yani oradan bir ne bileyim Scholes falan olmuş. Cantona ya. Abi şimdi Cantona'nın kariyeri çok uzun değildi. Belki o yüzden onunla alakalıdır. Ama sen Cantona ile ilgili bir reklam kampanyası vardı hatırlıyorsun değil mi? 66 hı-hı, İngiltere için çok önemli bir yıldı. Dünya Kupası'na gönderme yapıyor. O yıl Cantona doğdu diye. efsanelik yani Hall of Fame'e, Şöhretler Müzesi'ne girmenin kriteri zirvenin en tepede olması ya en hatırlanmaktan uzun çok süre. Biraz daha süreç biraz daha önemli oluyor o açıdan. Yoksa Cantona da hak ediyor onu demiyorum. Cantona Leeds'te de çok iyiydi. Manchester'da da çok iyiydi. Çok uzun süre vardı. Ama şey mevzu şu. Ama ben mesela. Bizde yapılamaz böyle bir şey. Doğru. Bana ama sorsalar ben ilk Scholes derim herhalde ya. Sen kim ilk dersin? Vallahi çok isim var be abi. Beckham'da diyebilirsin. Ama yani, Beckham'ın kariyeri de Scholes'u çok... Scholes'u ben de çok beğeniyorum da yani o kadar çok isim var ki. Ama hayır. Geeks diyebilirsin. Scholes bunlardan daha iyi oyuncu olduğu için Scholes da şöyle bir durum oldu. Bıraktı geri döndü. O inanılmaz bir şeydi yani. Şöyle ve şampiyon oldu bir sene sonra. Şöyle diyeyim o zaman. Yani en azından benim kriterlerim. Çünkü burada herkes farklı bir kriter koyuyor ve hepsinin haklı olduğu payları oluyor. Ben kendi içimden söyleyeyim. Premier Lig dediğimiz 30 yıllık süreçteki en olağanüstü süreç Ferguson Manchester United. Katılıyorum. Buna itiraz edecek bir şey yok. Arsenal'li olarak söylüyorsun hem de bunu. İyi de abi bu söyledim bu itiraz edecek bir şey değil ki. Hani Arsenal'li olmak uzun sürdü. Uzun sürdü için. Hani deve kuşu olmak lazım bunu söylememek için yani. Ha en iyi takım değil diyebilirsin. Bir sürü şey diyebilirsin. Howard Webb'den şikayet edebilirsin ki ediyoruz. Neyse. Ama çok sinir bozucu bir hakimiyetti. Ferguson'dan sonraki en simge isim kimdi? Giggs mi diyeceksin mesela? Yoksa Scholes... Scholes oyunculuğu sırasında da hakkı yenen oyunculardan biridir. Okay. Yani o kadrolarda dördüncü, beşinci isimdir hep adı geçen. Yani önemi çok yüksektir kuşkusuz ama belki fizyonomisinden kaynaklanan, fiziğinden kaynaklanan bir sebeple çok hakkı verildiğini söyleyemeyiz yani. Bir de oyun mesela Beckham'ın, Thierry Henry'nin, Giggs'in falan oyun estetiği ve oyunda yaptığı şeylerin görsel etkisi, zihinlerdeki kazınması Scholes'un çok daha düşük oluyor. O işte. Yani, ya adam Victoria Beckham'la evlendi. Şimdi anlatayım. Daha doğrusu kimle evlendi bilmiyorum. Victoria Beckham onunla evlendi muhtemelen. Boy Spice. Yani o biraz şeyi var. Şimdi Cantona şöyle kaldırıyordu. Şunu ya da Thierry Henry sağdan giriyordu. Biliyordun ki onu atacak yani. Abi, kaleci de biliyor, seyirci de biliyor. Hepimiz biliyoruz ve atıyordu adam yani. Ya şimdi Shearer, Henry işte. Ama haklısın. Manchester United'dan nasıl kimse olmaz kavgası. Bizde bunun olması mümkün değil. Doğru değil. Yapamaz. Çünkü mesela bu iki isim açıklandı. Sonra açıklanan yani adaylardan ilk isim Tony Adams oldu. Şimdi yani Arsenal'de bir Arsenal daha.
Evet. Yani adaylar olarak açıklanan. Abi, ya kardeşim hiç mi Tottenham'ı yok bu takımda falan diye millet ayağa kalkar yani bizde olsa. Abi bir sürü isim var tabii. Lampard'ından şeyine kadar onlarca isim var canım. Hani say say bitiremezsin yani. Hepsi zaman içinde alınacak bu arada. Ben şeyden... Tugay niye yok acaba? Tugay da mesela çok damga vuran isimlerden biri bence. Abi ilk planda bir yani ilk bir 30 hayır, hayır en azından bir listede olsaydı. Diversity açısından. Zaman içinde olabilir ya. Yani her sene olacaktır bu, kesin olacak. Yani 10 yılı geçmez girmesi. Bence de. Çünkü yani büyük efsane. Hakikaten tabii. Büyük efsane. Şey, Scholes'un yani işte diğer futbolcuların aksine Scholes'un çok zihinlerde kazınan hareketleri ve pozisyonları az olduğu için belki biraz göz ardı ediyor. Öyle biraz. Bence öyle. Yani şey de öyle. Yani çok havalı bir adam değildi ama müthiş bir yetenekti tabii. United demişken... Şey nerede? Londra'da mı? Merkezi nerede? Bilmiyorum aslında. Onu ben de kaçırdım. Çok büyük ihtimalle Londra'dır. Yani. Çok büyük ihtimalle Londra'dır. Bu arada şey, diğer şu Amerika'daki şöhretler müzeleri öyle çok büyük şehirlerde olmuyor genelde. Cleveland'da değil mi? Rock. Cleveland'da. Rock. Memphis'te galiba Rock ya. Rock Memphis'te. Rock Memphis'te olması lazım. Şey, Cleveland'da hatırlıyorum ben. Bir de orada müzikte şöyle bir durum var. Yani birkaç defa girebiliyorsun. Yani grubunla giriyorsun... Sonra başka grubunla giriyorsun. Sonra bir daha tek başına giriyorsun. Basketbolda giremiyor yani. Basketbolda Boston'un böyle 1,5 saat falan dışında Springfield diye bir kasabada abi. Ben gitmiştim. Springfield zaten her eyalette 80 tane var herhalde. Doğru. Simpsons'da da var. Burada tabii açıklamalar konusunda Galatasaray'ın yaptığı açıklamada. Bu Tayfun Bayındır Milliyet'le Galatasaray arasındaki şeyleri de bir konuşmamız lazım. Çünkü dil... Şimdi Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in kendi oyuncularıyla ilgili söylediği söyleyiş tarzı ve söylediği kelimeler, sarf ettiği kelimelerin önüne geçilmesi gerektiğini söyledim ben. Dedim ki yani yönetim bir şekilde başkanı izole etmeli. Dediler ki ya seçilmiş adama darbe mi yapıyorsun? Ya darbe öyle yapılmaz. Doğru yapılmayan bir iş var. Kontrol kaybı var. Bunun önüne geçmek lazım. Şimdi buradaki açıklamada da benzer ifadeler var. Yani Galatasaray Kulübü'nün böyle bir açıklama yapması bana garip geliyor. Yani kullanılan kelimeler, cümleler. Şimdi Tayfun Bayındır'ın yaptığı haber şu. Mustafa Cengiz 20 kongre üyesiyle bir araya geliyor. İşte Donk'tan şikayet ediyor. Fatih Terim'den şikayet ediyor. Bunun 20 tane şahidi var. Yani 20 tane şahidi olan bir sohbet var burada. Ve bu 20 kişinin büyük bir kısmı da evet biz bunları duyduk diyor. Yalanlanıyor bu haber. Nevzat Dindar'ın haberi. Tayfun Bayındır da diyor ki siz bu haberi yayınladınız ama doğrudur. Şimdi Tayfun'un haberinde de şimdi Milliyet'in spor müdürü bu işi Ankara'da senelerce spor müdürlüğü yapmış bir kişi. Yani ona işini öğretmek benim haddim değil ama nacizane bir okur olarak benim fikrim biraz ayarı kaçmış bir üslupla yazılmış. Yani Fatih Terim yazsa öyle yazmaz. Yani Fatih Terim melektir. Mustafa Cengiz yönetimi şeytandır gibi bir üslup var. İçerikte itiraz edeceğim bir şey yok ama üslup öyle. Şimdi belli ki bu da sinirlendirmiş Mustafa Cengiz. Ama buna yapılacak itiraz yani bu tip gazeteci müsveddelerine itibar etmeyiniz. Şimdi bu 20 tane adamdan 2 tanesi çıkıp söylerse evet vallahi duyduk biz bunu diye. Ne olacak? Şimdi bu nöbetçi spor müdürü her cümlesi yalan, iftira. Ya bu şunu şöyle yapabilirsin açıklamayı. Bugün yapılan haber objektiflikten son derece uzak ve tamamen yalandır dersin. Olur biter ama bu korkunç bir tavır yani. Beni bayağı bir süredir rahatsız eden bir şey var. Galatasaray, Fenerbahçe... Hepsinde var. Yani resmi açıklamanın yani altına Galatasaray Spor Kulübü imzasıyla veya Fenerbahçe Spor Kulübü imzası. Bu elimizdeki örnek Galatasaray olduğu için söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü imzasıyla yani şu metinin Galatasaray Kulübü'nün ağzından çıkması yakışmaz. Başka bir şekilde iletişim bunun için yapılır. Belki ben hani, uluslararası yok diplomasi okuduğum için belki de biraz daha fazla hassas mıyım bilmiyorum ama abi ben Galatasaray'dan en haklı olduğu konuda bile konudan bağımsız şu şekilde evet. Şu şekilde ifade kendisini bu şekilde ifade etmesini yakıştıramıyorum. Olmaz. Yani... herhangi bir yönetici kendi ismiyle açıklama yapar, yapsın. O da Galatasaray yakıştırıyor mu yakıştırmıyor mu? Galatasaray kendi içinde karar verir ona. Ben ama dışarıdan bakan bir yok. Galatasaray kulübüne şu şekilde kendisini ifade etmeyi hiç yakıştırmıyorum. Bu ilk defa oluyor. Yani bu... Galatasaray'da ben ilk defa görüyorum yani. Şimdi bu bir bu. İki, bizim bunu böyle olmasının sebebi de bence
objektif değerlerden uzaklaşıp işi aşırı duygusallaştırmamız. Şimdi öyle olduğu zaman ayar kaçıyor. Negatif pozitif. Şimdi mesela diyor ki öncelikle bu şahıs şunu öğrenmelidir ki gazetecilik gibi kutsal bir mesleğin en temel ilkesi onurlu ve ahlaklı olmalıdır. Gazetecilik kutsal bir meslek değildir. Ya şu... Kutsal bir meslek yoktur abicim. Kutsal bir meslekte din adamısındır. Yani diyanettesindir. O kutsaldır çünkü tamamen hani Tanrı'yla alakalı, Allah'la alakalı bir onun emirleriyle alakalı bir kutsiyeti var onun. Geri kalan hepsi mantık çerçevesinde yapılması gereken işlerdir. Gazetecilik de öyle bir iştir. O yüzden bir şeye kutsallık atfetmemek gerekir. Ya doğru. Kutsalsa peki o zaman ne yapacağız? Biz de şeyle mi dolaşacağız? Cübbeyle mi dolaşacağız böyle ortalıkta? Diye. Bu kurallarına göre yapılması gereken bir iştir. Yani kutsal bir meslek arıyorsak ilkokul öğretmenliği olabilir. Çünkü yani ben 10 tane çocuk bağırırken orada da duramıyorum bile. Şimdi bu aşırı başka bir ruh haliyle yapılacak. Para için yapılacak bir iş değil. Sadece meslek aşkı içinde yapılacak bir iş değil. Özel bir adam, kadın ya da adam olman lazım bunu yapmak için. Budur yani. Geri kalanı kutsal musal değildir. İştir. Kurallarına göre yapılmalıdır. Kurallarına göre yapılmazsan da hiç bunun cezasını çekersin. Bu kadar basit. Kutsal deyince ayar kaçıyor. Çünkü bir de pozitif negatif. Artı flulaştırıyorsun prensipleri. Belli kutsaliyet falan. Ya kutsal adetleri. Üzerine konuşulamayacak bir şey. Abi üzerine itiraz edemeyeceğin tam tersine üzerine çok... Bu tam da kendisi itirazdır. Kritiktir ya gazetecilik. Kutsallığı falan yoktur. Yapmayın. Evet. Başta bahsettiğimiz Real Madrid Anadolu Efes maçına gelelim. Bu Mustafa Denizli'ye bir selam çakalım ama önce. Pardon doğru. Mustafa Hocam Altay'a bugün büyük ihtimalle imzayı atacak. Dün Altay bir çağrı yaptı. Mustafa Denizli'yi göreve bekliyoruz. Artık yeter dediler. Büyük Altay, Büyük Mustafa'yı göreve bekliyor. Çünkü Mustafa Hoca Galatasaray'da bir yıl oynadı. Geri kalan bütün kariyerini Altay'da geçirdi. Bir Çeşmeli biliyorsun Mustafa Hoca. Ve hani bu göreve dönüyor. Yalnız tabii şöyle bir durum var. Altay yönetimine de burada bir çağrı yapıyorum. Biz Mustafa Denizli ile seneler evvel bir sözleşmiştik. Mustafa Denizli Altay'da teknik direktör olduğunda ben de sportif direktör olacaktım. buna Altay hazır değil abi. Hazır değil değil mi? Seneler evvel Mustafa Hoca ile böyle bir sofrada gayet her zamanki gibi çok keyifli bir sohbet ederken bu hayalinden bahsetmişti. Yapacağını düşünüyordu. Yapmak istediğini düşünüyordu. Ama bütün bir organizasyon olarak sadece teknik direktör değil. Ben de dedim ki İzmir zaten en sevdiğim şehirlerden biri. O gün ben de seninleyim hoca dedim. O gün anlaşmıştık ama kontratım var Sokrates'le. Gelemiyorum kusura bakmayın. Başarılar diliyorum. Umuyorum hoca... umuyorum değil biliyorum ki çok başarılı olacaktır. Alacağı ücreti de hayır kurumlarına bağışlamak için söylemiş. O da çok güzel. Mehmetçik Vakfı'na. Evet. Şimdi Real Madrid Anadolu Efes maçına gelelim. Evet bunu merak ediyorum çünkü çok üzüldüm. Üzücü olduğu kadar biraz hayal kırıklığı da yaratıyordu. Şimdi maçı izledin görmüşsündür ki sadece bu maç değil yani. İlk iki maçı da izledikten sonra, bu maçın ilk üç çeyreğini, hatta 3,5 çeyreğini izledikten sonra... Abi iki gömlek daha iyi takım. Evet. Minimum iki gömlek yani. Hani bunda hiç tartışacak hiçbir şey yok. O kadar üstünsün ki rakipten, işi bitirmen gerekiyor. Sporda her zaman talihsiz dönemler, panik olduğun anlar... Hele karşıdaki takım her ne kadar eski gücünden çok uzak olsa da... son derece tecrübeli. Senin ifadenle Real Madrid olmak lazım buradan çıkmak için... Real Madrid'liğini göstermiş olsa da son 10 senede 9 kere Final Four yapmış abi adamlar. Yani oranın gediklisi. Evet bu sene çok kan kaybettiler. Daha yani en kilit oyuncularının çok yaşlanmış olmasını geçtim. Sezonun içinde çok önemli rol alan iki oyuncusu Campazzo ile Gabriel'deki NBA'ye kaptırdı adamlar sezonun içinde yani. Randolph sakat en önemli oyuncularından biri. Yani gerçekten çok kan kaybetmiş durumdalar. Ama ne olursa olsun Real Madrid abi onlar. Yul ve Rudy Fernandez eski güçlerinden, o bir zamanlar Avrupa'nın en önemli oyuncusu olduğu güçlerinden çok uzaklar. Ama maçın sonunda en kritik topları, maç boyunca kötü şut atan Real Madrid, maçın sonundaki kritik topları atmayı başardı. Şimdi buraya kadar dursun. Fakat abi sen 3 gömlek üzerinde bir takımsın rakibin. Öyle de başladın. Öyle de başladın. Yani öyle çok de iyi götürdün. Gitmiyorsa da yani şunu düşündüm ben, çok özür dilerim. Ya dedim ki bu takımın tamamı çok zeki. Ya bütün oyuncular çok akıllılar. Ve toplam akıl da çok iyi bir araya gelmiş. Yani bu Efes'in kim durdurabilir ki bunları diye düşünürken bir anda terse dönmüş. Çok belki de biraz şanssızlık. Önemli iki oyuncunun, Muermen ve Larkin'in
çok kötü bir gününe denk geldi. Ama Boba çok iyi başladı mesela. Boba çok iyi başladı. Mitsic zaten olağanüstü bir seri oynuyor. Mitsic zaten herkes... Şimdi Larkin yetenekleri nedeniyle çok öne çıksa da... Ben iki senedir hep aynı şeyi söylüyorum. Merkezdeki oyuncu Mitsic. Her şey Mitsic'in etrafında. Bunu söylüyordun ve dün çok belirgindi aklına. Mitsic olduğu zaman ki Bryant Dunstan da biliyorsun çok ağır bir sakatlık... sorunlu bir sakatlık sürecinden sonra biraz devreye girdi. Şimdi Mitsic, Boba... Dunstan belli bir şeyleri yaptığı zaman bir yere geliyorsun. Onları tamamlayacak işte. Larkin gibi esas bitirici vurucu vuruşu yapacak. İkincil oyun kuracağım. Mitsic'in yaptıklarını ikinci pozisyonda yapan Simon'dan falan bir şey alamıyorsun. Muharman iyi bir sezon geçen Muharman'dan hiçbir şey alamıyorsun. Zaten Muharman'la Larkin toplam 13'te 2 atlar. Fakat buna rağmen 12 sayı öndesin abi. Oraya kadar getirmişsin. Tamam sonda ekstra şutları soktu. Fakat abi bunlar olabilir. Maçı kaybedebilirsin de yani ne kadar foyru olursa. Şeyi ben çok kabul edemiyorum yalnız. Hani oraya kadar getirdin, işlerin çok iyi gitmediği bir günde bile 12-13 sayılarla hep öndesin. Abi maçı 16-0 seri yiyerek bitiremez bir takım. 19-2 değil mi? 19-2 işte ondan sonra da 16-0. Yani 5,5 dakikada 19-2, son 4,5 dakikada da 16-0 abi. Şimdi şu burada şöyle bir sorun var. Maçın içinde inişler çıkışlar, belli seriler falan olur. Rakip ivmeye kadar. Fakat maçın sonunda oraya getirdiğin zaman üstün olduğun bir rakibe... Çünkü üstün olmakla, dominant olmak, daha doğrusu rakipten iyi olmakla rakibe üst, hakimiyet kurmak biraz birbirinden farklı şeyler. Birebir paralel şeyler değil. Ve büyük favoriler, gerçekten güçlü ve şampiyonluk adayı olan takımlar, üstün olduğu takımlara hakimiyet de kurar abi. Ha kötü oynarsın, rakip iyi şut atar, maç iyi gidip gelmez, sona kadar da gelir, bir yerde seni geçerler, o olabilir. Hakimiyet kuran takımlar bile yenilebilir. Fakat... Mesela örnek vereyim. Geçen seneki Efes, tamam mı? Abi buraya bu maçı şey yapmaz. Buradan maçı veremezsin abi. Vermez miydi? Vermemen gerek. Şöyle son 4 dakikada bu tip takımların yani rakipten çok daha üstün olan ve hakimiyet kuran takımların çok basit oyunları vardır. Tamam mı? 10 sayı öndesin abi. O kadar basittir ki iş tık tık yaparsın. Önlem alınması kolay değildir. Ergin Ataman da onu yapmak istemedim. Yani şeyi duyduk. Son top kaybından önceki galiba bir sayı öndeydi Efes. Yani normal pick and roll yapın işte dedi. Tabii. Bu kadar. Yani pick and roll yapın tamam bitti dedi. Ve çok orada çok güvenli. Bir kere Aydan Siyavuş'un rahmetli arkasındaydım şeyde spor sergi sarayında. Molayı aldı. Arkadaşlar sayı atalım biraz dedi. Tamam. İyi taktik. Dedim ya bu neymiş be? O koçluk tabii ki o değil de. Hani ben o kısmını duydum. Yani çok basit bir şey söyledi aslında. Abi orada basit ve ne yapacağını çok iyi... De hangi oyuncularla oynayacağını da bilirsin. Hangi oyuncular... Ha bu arada rakipler de biliyor. Bakma rakipler de çok iyi araştırıyor. Fakat abi o kadar iyi oynadığını bilirsin ki... Rakibin alacağı önlemler çok yetersiz kalır bunlar için. Ha en yüksek verimde sürekli aynı şeyi yapamazsın. En yüksek verimde yapamazsın rakip önlem alacağı. Ama abi kendini ne yapacağından emin olursun. Rakipten üstün bir takımın, hakimiyet kuran bir takımın 4,5 dakikada 16-0 vermez abi. Maçın içinde dediğim gibi olsa işte bir 10-2'lik bir seri olsa, Real Madrid yakın gelse, maç yakın gitse kaybedebilirsin. Ama kötü giden bir maç bile olsa bu kadar üstün olduğun bir takıma 12-0'dan 16-0'la maç vermek arada, büyük ayak kırıklığı. Arada röportajda yani her şey çok iyi giderken Ergin Ataman Larkin 0 sayıda olmaz böyle düzeltmemiz lazım bunu dedi. Yani acaba bunun geleceğini mi görüyordu? Yani bu sıkışabilir. Çünkü hani maçın sonunda farkı yaratan Sergio Llull'la Fernandez değil mi biraz? Yani doğru. Orada iki tane yani hakikaten ya kardeşim burası bizim dükkan diyen adamın doğru. Ağırlığını koyması. Öyle bir oyuncu mu, ikinci bir oyuncu mu bulamadı Efes? Abi bunların hepsi geçerli. Yani Sertaç mesela erken 4 foul almamış olsa iş değişir miydi? Bunların hepsi geçerli. Zaten ufak ufak yani Sertaç'ın diğerlerinden bahsetmeye çalıştım. Yani Shane Larkin'in verimsizliğinden, Muharman'ın, Yul'ün, Fernandez'in. Bunların hepsi geçerli. Hepsi doğru. Ama ne olursa olsun diyorsun. Ama dediğim gibi bak son 4 dakikaya 3 sayı 4 sayı gelseydi daha önce bir takım problemler yaşandığı için... Yani yaşanan problemler daha önce skora yansımasa veya Real Madrid skoruna yansımış olsa Fernandez ve Yul maç boyunca kötü şut atmak yerine sonda attıklarını ortada atsalar anlayabilirim durumu. Fakat bütün bunlara rağmen maçı oraya getirdiysen abi hakim olan takım bitirir o maçı. Peki hayırlı bir ilgi olabilir mi? Hani kendine getirecek bir tokat. Şöyle işin kötü yanı diğer türlü benim bahsettiğim türlü yenilmiş olsa hayırlı olabilirdi ama bu hayırlı değil o kadar. Bu rakibe hakimiyet kuramadığını gösteriyor sana. Ama bir yöntem bulmak konusunda oyuncular hareketlenmez mi biraz? Abi her halükarda zaten iki gömlek üzerindesin. Hmm.
Yani 20 kere oynasa zaten 15'ini, 18'ini kazanacaksın. Yani abi, burayı geçer de diyorsun Final Four için kötü bir şey mi? Ve yani idealden uzak. Yani rakibi iyi takımsın. Belki de Euroleague'in şu anda Barcelona'nın da formsuzluğunu düşünürsen Euroleague'in en iyi takımsın. Ama rakibi bitirecek hamleyi, o hakimiyet kurmak konusunda çok endişe verici bir maçtı. Aynen. Ama o dediğim gibi tek maçtır. Bir daha oynayacaksın. Şöyle bir dezavantaj yaratıyor. Abi orada bu saçma sapan seriyi vermesen bitti gitti abi bu seri. Bundan sonra Final Four olacak. Şimdi abi Perşembe bir daha oyna. Bir daha orada kazanmak zorundasın. O maç mesela istediğin gibi gitmez. Kötü gider. Bir oyuncu maçın başında foul problemine girer. Bir şey olur. Ekstra bu sefer Yul başta atar iki tane şut. Ne oldu? 2-2 buraya gelmek zorunda kalacaksın. Hani olmaz çünkü dediğim gibi 3 gömlek üstünsün. 2 gömlek üstünsün. Ama o üstünlüğü gösterememiş olmak biraz hayal kırıklığı. Fenerbahçe CSK'da bu akşam oynuyor. Var mı umudumuz? Var var var. Ben şöyle söyleyeyim. Oradaki maçlara baktığımız zaman Veseli'nin sağlıklı olduğu bir senaryoda CSK'dan daha kötü olmadığımız garanti, belli açılardan daha iyi olduğumuzu da düşünüyorum ben. Çok, onu söyleyeyim. Yani fevkalade olmaz mı şuradan dönüş? Sorun ama şu 2-0 geriye düştün artık. Şimdi bundan i̇kinci sonra maçı, hata payın yok. İkinci maçı da alabilirdik sanki değil mi? Tabii. Ya şöyle Veseli olsaydı sağlıklı bir şekilde. Teorik konuşuyorsun tabii. Bir oyuncu olduğu zaman ne olacağını bilemezsin. Ama görünen görüntü. Nasıl diyoruz ya Efes iki gömlek daha iyiydi diye. CSKA hiçbir zaman senden daha iyi gözükmedi. Hatta CSKA'nın pek çok iyi yaptığı şeyi sen sınırlayabilir misin? Mesela Şengelya ilk maç hiçbir şey yapamadı. İki maç sınırlı yapabildi. Veseli'nin olduğu senaryolarda Fenerbahçe'yi biraz daha iyi bile görüyor olabilirim ama 3 maç üstte kazanacak kadar da iyi değil, onu da söyleyeyim. Yani akışa koymamışız ama yeri gelmişken şeyi de sorayım. ESPN'in kapağında diyelim Alperen vardı dün. Şimdi draft yaklaşıyor tabii, özellikle uluslararası... Şu şey anda... değil mi başlık? Yeni bir Doncic'i kimse kaçırmak istemez gibi öyle bir başlık. Ya ona benzer uluslararası projeler, yani uluslararası oyuncular ya Doncic'e benzetiliyordu zamanında, ya Parker'a ya da işte... Güzel ama ya, çok gurur duyduk yani, ben gurur duydum. Şöyle, bu sene uluslararası oyuncu sayısının az olmasıyla da biraz alakalı. Hmm. Hani bu Alperen için söylemiyorum, Alperen orta sıralarda, işte şu anda 13-18 aralığında seçilecek gibi gözüküyor. Ama Alperen'in 1,5 sene içinde... Gerek Türkiye'ye... Geldiği yer. Abi Türkiye içinde bile yani hani ben kendim için söyleyeyim. Alperen'in 18 yaş altı maçlarına falan baktığımız zaman evet Alperen bir yetenekli ama diğer takım arkadaşlarında kendi jenerasyondaki diğer oyuncu. En basit Banvit'te altyapıda takım arkadaşlarıyla işte Berk'le falan karşılaştığı zaman bile çok ön plana, aşırı ön plana çıkan bir oyuncu değildi. Yani olağanüstü bir sıçrama yaptı son 1,5 sene içinde. Peki ilk turda seçilecek herhalde. Tabii tabii. 13-15... Gidecek mi? Gitmeyi çok istiyor, o zaman gider. Gitmek istedikten sonra gider. Peki oynayabilir mi? Abi şöyle, o kadar değerlendirme zor ki. Çünkü Alperen pozisyonu için çok kuvvetli değil. Anormal atlet değil. Uzun pozisyonda oynayacak ne olursa olsun. Şimdi 5 numara oynayabilir mi? Bu kuvvetle, bu fizikle henüz çok az değil. Fakat aynı zamanda diğer hiçbir oyuncuda olmayan korkunç bir zamanlamaya, hassasiyete ve çevikliğe sahip. Olumlu anlamda söylüyorsun. Tabii. Onların hepsinden çok. Ve Alperen'in mesela bir oyuncuyu biliyorsun anormal sıçradığı zaman rakiplerin üzerinden atabiliyor değil mi? Yanından hızla geçiyor mu? Alperen bunların çoğunu sürat veya çabukluk veya atletik veya fiziksel yeteneklerle değil. Zekayla bitiriyor. Zamanlama ve çeviklikle bitiriyor. Yani bu biraz ben Fred Van Fleet örneğini çok veriyorum NBA'de. Abicim nasıl oluyor da gidiyor oraya diyorsun. Gidememesi lazım. Ama gidiyor abi. İstediği yere... Sağda Alperen çok dar bir alanda, yani o boyalı alanın oradaki 2,5 metrekare içinde istediği yere ulaşıyor. Bunu nasıl yaptığını çoğu zaman anlamıyorsun. Onunki çabukluktan çok çeviklikle alakalı. Ama tabii oradaki yani sertlik standartına falan bakıldığında bunun gelişmesi lazım. Tabii ki. Ama o gelişir abi zaten. 18-19 yaşındaki bir oyuncunun fiziksel olarak gelişmesi çok doğal bir süreçtir. O zaman iyi bir kariyer planımız. Hem takım işte seçilecek takım, hem ne zaman gidecek oynayacak... Ne kadar süre alabilir bunları iyi planlamak lazım. Aynen. Yani oyununu bir beden büyük, bir faz daha hızlı oyunculara karşı adapte edebilecek bir esneklik göstermesi. Ama bunu gösteriyor. Abi sonuçta Türkiye Ligi'nde oynadığı oyuncularda fiziksel olarak da çabukluk olarak da pek çok açıdan ondan daha iyi gözüküyorlar. Çünkü Türkiye 1. Ligi'nde yani Basketbol Süper Ligi'nde son derece üst düzey oyuncular var. Dunstan'larla, şunlarla, Veseli'lere falan. Abi hepsine karşı da yapıyor. 20-30 atıyor ya. Patır patır atıyor. Hepsini boşa düşürüyor yani. Çok güzel. Ha, güzel bir hikaye. Sonrası için. Olağanüstü hikaye. Samsun'da başlıyor değil mi? Sonra Bandırma, sonra... Olağanüstü bir hikaye.
Yani ve heyecanla bekliyoruz. Bir buçuk sene öncesine kadar da tamam iyi bir oyuncu olacaktı ama kimse böyle üst düzey dünya hani ESPN'in kapağına çıkacak draftta seçilecek bir oyuncu olarak da çok görmüyordu. Hafta içinde sizin de yardımlarınızla, sizin de tavsiyelerinizle bu haftanın krallarını da belirledik. Haftanın kralında tabii ki hani hiç tartışmaya gerek yok herhalde Burak Yılmaz. Fransızlar bile kral diyorlar artık. Evet, Türkçe yani. Kral diyorlar. Türkçe kral diyorlar. Bir de ne frikik golü attı be abi. Çok acayip. Yani frikik golü çok enteresan. Son gol müthiş bir güven. Zaten hani hem Fransız hem İngiliz spiker ya bu ne soğukkanlık, nasıl bu gerilimle nasıl bunu vuruyor böyle gibi yorum o şekildeydi. Ama asıl önemlisi maç içinde attı. Zaten asist yapıyor. O asiste benzer birkaç tane çok net oyunu açan pası var. Yani geldiği nokta 35 yaşında hala gelişiyor olması bu çok özel bir durum. Yani offside'de kalırken onu çözdü, kafaya çıkamazken onu çözdü, işte santrfor bilmiyordu, istemiyordu oynamayı, onu çözdü. Şimdi de pasöre döndü ve Fransa Ligi'ni domine ediyor. Abi ben hani dışarıdan bakan biri olarak çok yetenekli ama gitti kaç tane büyük takımda gezdi ve hiçbirinde tutunamayan adam gibiydi. Tabii. Şeye kadar. Türkiye Ligi için konuşuyorum. Ben şimdi Fransız medyası, belki de yapmışlardır ben kaçırmışımdır ama Fransız medyasının yerinde olsam Tigana ile onunla ilgili bir röportaj yaparım. Çünkü Türkiye'de Tigana, Antalya'da bir tane bir milli takıma girmesi muhtemel genç oyuncuların bir araya geldiği bir nasıl söyleyeyim sana bir kamp yapılmıştı. Büyük bir kamp yapılmıştı. Orada Tigana gitti ve bu adam deyip seçti direkt. Ve o dönem daha Burak Yılmaz orta saha ön libero. Sonra sağ açığa gitti. Sonra santrfora gitti. Yavaş yavaş. İnanılmaz bir gelişim bu. Ya hakikaten korkunç. Bak çok net söylüyorum. Abartmıyorum. Birkaç tane özel yaratık var dünya futbolunda. Bunlarla mücadele edilmez. Haaland, Mbappe, Messi. Hadi Ronaldo'yu da katalım. Onun dışındakiler bir alta indiğin zaman en iyilerden biri şu anda. Kim yani daha iyi? Bu sezonki performans. Yani var da iyi, çok iyi performanslar var, çok iyi oyunlar var. Ama şimdi yaratıklar, şimdi onlarla mücadele ediyoruz. Onlarla aynı sınıfa girmen imkansız. Genetik anomali. Ama bunlar iyi futbolcular arasında en iyi performanslardan biri şu anda. Bir başka lejyoner mi diyelim, yani yurt dışında oynayan oyuncumuz. Enes Ünal da Hetafe'nin Huesca'yı 2-0 geçtiği maçta iki gol attı. Ve son 7 maçta 4 gol 2 asist. Barcelona da attı hafta içinde. Sezon ilk 16 maçta gol katkısı, yani gol atamamıştı ama son dönemde çok daha iyi gözüküyor. İlk 16, yani ilk maçlarda değil. Bu geçtiğimiz 10 sezonda. Yani Enes çok yüksek beklentimiz olan, dünyanın da çok yüksek beklentisi olan, dolayısıyla büyük transferler yapmış. Manchester City'ye gitti ya adam. Ya oynayamadı ama transfer oldu yani. O orada hani bekleneni veremiyordu. Bu Avrupa Şampiyonası'nda öncesi bir olgunlaşma var ve ihtiyacımız da var Enes'e. Yani Cenk'in sakatlığı sonrası. Cenk çok özel bir oyuncu, çok farklı bir oyuncu. Hiçbirisine benzemiyor. Cenk'e çok ihtiyacımız vardı. Çok büyük kayıp o. Ama Enes de en azından santrfor kutluğunda biraz bize yardımcı olacak. Ferhat Arıcan, Basel'de düzenlenen Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci defa üst üste. Geçen sene de paralel vardı. Geçen sene de 4 ay oldu daha. Doğru. Paralel vardı, üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu oldu. Bir kere daha bizi gururlandırıyor. Tokyo'da ne yapacağını merakla bekliyoruz herhalde. Evet. İyi gitti sporcularımız. Zaten jimnastik genel olarak yani çok iyi gidiyor. Tokyo'ya karşı da tabii beklentileri biraz sakin tutmak. İbrahim 5. oldu galiba. Hı-hı. Ama o da hani şeye geldiğimizde başka bir noktaya gelir olimpiyata. Beklentimiz yüksek. Jimnastikte beklentimizin yüksek olması ne acayip bir şey değil mi? 40 yıl üstüm aklıma gelmez. Yüksek derken o yükseği iyi tanımlamak lazım ama. Fark sakin etmez. Olalım. Yani var şey, evet. Madalya şansı olan bir ülkeyiz yani. Jimnastikte aktör olmuş olmamız bile bence büyük bir başarı hikayesi. Evet, o yüzden de federasyonun başkanını vallahi kutluyorum. Çok müthiş bir hareket bu. Yani büyük bir hareketin sonucunda ortaya çıktı. Kesinlikle. Spor Bakanlığı'nın da şeyi vardır, payı da vardır. Bakanlığı da kutluyorum. Çünkü jimnastikte ve yüzmede olimpiyata ben madalya şansım var diye gidiyor olmak bile zaten bizim jenerasyon için inanılmaz bir şey. Kesinlikle. Yani jimnastik, yüzme, atletizm zaten. Atletizm. Temel sporlar bunlar zaten. Olimpiyatın 3 temel sporu.
Diyelim Liège-Bastogne-Liège dünyaca ünlü tek günlük klasiklerden bisiklet yarışında Tadej Pogačar, Fransa bisiklet turu şampiyonu, şampiyonluğu sprint finish'te şampiyonluğa ulaştı. Geçen sene olduğu gibi Julian Alaphilippe'i finish'te geçti. Geçen sene de Sloven takım arkadaşı Primoz Roglic geçmişti. Slovenlerden başı ağrıyor Alaphilippe'in. Ama Pogačar da bu sezon yine formda olduğunu göstermiş durumda şu anda. Bu arada muhteşem bir finish oldu gerçekten. Öyle mi, seyredemedim ben? Valla ben de seyrettim ama ne kadar muhteşem olduğunu daha iyi bilenlerin anlatımıyla biliyorum. ve iki sene süren bir başka pandemiden çok etkilenen turnuvada FIDE adaylar turnuvasıydı. Yani Dünya Satranç Şampiyonası'nın adaylar turnuvası. Magnus Carlsen'le rakibi olacak satranççıyı belirleyecek bir turnuva yapılıyor. En iyi 6 mı 8 mi? 8 olması lazım. Satrançı aralarında lig usulü oynuyorlar ve onların şampiyonu dünya şampiyonluğu için bir önceki yılın şampiyonuyla karşılaşıyor. Geçen sene Yekaterinburg'daki turnuvanın yarısında pandemi süreci çok hızlandığı için yarıda kalmıştı. Bu sene geçtiğimiz hafta devam etti ve Jan Nepomniachtchi şampiyon oldu orada ve Carlsen de dünya şampiyonu için oynayacak. Çok formda bu sene Nepomniachtchi. Carlsen de dalgalanıyor galiba değil mi? Hiç iyi durumda değil. Ve kaç yılı? 6 yıl olmuş olması lazım. Carlsen'in şampiyonu kaybedeceği yıl bu yıl olabilir. Nepomniachtchi inanılmaz formda. Çok uzun süredir çok formda. Tabii ki normal satranç. Sen seyredebiliyor musun? Keyfin alır mısın seyretmekten? Alırım. Tabii ki klasik satranç çok uzun sürüyor ve senin çok üzerinde bir seviyede oynadıkları için böyle bazen bön bakıyorsun ama iyi bir yorumcu olduğu zaman bazı şeyleri de anlayabiliyorsun. Klasik satranç için hazırlık çok daha önemli. Yani bu hazırlık periyodunda inanılmaz çalışıyorlar gerçekten. Carlsen'de Nepomniachtchi de eminim çok çalışacaktır. Fonda olan Nepomniachtchi ama Carlsen'in seviyesi de belli. Ama Carlsen bu sene belki de ünvanını kaybetmeye en yakın olduğu sene olabilir. Ben çok ümitliyim yani. Nepomniachtchi'nin bu sezonki performansı da onu gösteriyor açıkçası. Hadi bakalım. Bir King hashtag ile haftanın sorularına giriyoruz. Ama bu sefer biz önce size bir soru sormaya karar verdik. Hem de ödüllü. Hem de ödüllü. Kral saniyeler diyoruz. Ve size Barcelona, orijinal Barcelona forması hediye edeceğimiz bir soru sormak hem istiyoruz. Hem de benim imzalayacağım. O zaman değerini kaybedeceğim. Tabii katılım olmayacak. sorumuz şu. Avrupa'nın 5 büyük liginde şutları en fazla direkten dönen 2 isim kimdir? Ve kaç kez direklere takılmıştır bu isimler? Bu rakam aynı. Küçük bir ipucu vereyim. Yani aynı sayıda direklere takıldı. Hangi 2 isim? Aşağıda videonun aşağısında yorumlar bölümüne Beking etiketiyle doğru yanıt verenler arasında Sokrates jürisi bir seçim yapacak ve bir Barcelona forması hediye edeceğiz. Hep siz bize soruyorsunuz. Bir kere yani de biz size soralım bakalım dedik. Ve Beking hashtag ile bize sorduğunuz sorulara gelelim. Mert su kuşu olsa gerek. Su kuşu yazmışlar ama su kuşu diye tahmin ediyorum. Sizce bir sporcuyu efsane yapacak uğursuz sorular nelerdir? Örneğin şampiyon olmayan ama bireysel başarıları olan Allen Iverson mı yoksa takım oyununa katkı sağlayan 3 farklı takımda Şampiyonlar Ligi kazanan Seedorf mu gerçek efsanedir? Sen ne diyorsun? Abi efsanelik bir kere başarı olmadan olmaz bence. İkon olursun, idol olursun, çok ayrı bir yerde olursun. İnsanların gözünde şey yapabilirsin, ikonlaşırsın ama başarı olmadan efsane olmaz abi. O yüzden şimdi Seedorf'unki de illa başarı mıdır? Sonuçta 3-4 takımda daha küçük rollerde şampiyonluğa belli bir katkı vermek de yetmez. Şampiyonlukta ciddi rol olarak, daha doğrusu başarıda önemli rol sahibi olmak efsaneliği gerektirir. Benim standartım budur yani. Katılıyorum. Başarı olması lazım. Bir. İki, doğru takımda olman lazım. Eğer bir takım sporu yapıyorsam doğru takım önemlidir. Kadro. Yani sana destek verecek. Ya çünkü tek başına şampiyon yapmak diye bir şey yok. Çok az örneği var bunun. Kısa turnuvalarda olabilir ancak. Genelde hakkı çok verilmeyen olağanüstü sporcularla çevrilir. İyi, büyük efsaneler. Ve efsanelik için bence en azından bir miktar devamlılık da şarttır. Tabii. Bir de tabii hoca uçmaz, cemaat uçurur. Bir de bu var. O da var. Yani bazı adamlar böyle bir anda bir efsane olurlar. Neden olduğunu da bilmem yani. Bu da vardır bir taraftan. O biraz daha hype ve ikonluklu olabiliyor. 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 One Hit Wonder diyorlar. Tek şeylik başarı yani. Tek albüm başarı da değil. Biraz da bir devamlılık gerekiyor diye. Kimdir müzikte sence?
Valla onun hani son geçmişte, yakın geçmişte Türkiye'de en büyük örneği Mirkelam herhalde. Ki daha sonra aslında daha iyi şeyler... Mirkelam çok iyi şarkıları var. Yaptı, daha sonra yaptı ama nedense hep örnek olarak o gösteriyor. Çünkü ilk şarkısı o kadar büyük patlama yaratmıştı ki onunla ilgili herhalde. Doğrudur. Onunla ilgili çok ama müzisyen var şu anda. Var. Alperen sormuş. Yerli diziler hakkındaki görüşünüz nedir? Şu anda beğenerek izlediğiniz veya final yapmış olanlardan çok beğendiğiniz diziler var mı? Yani ben Hasan Can'ı çok seviyorum, açık söyleyeyim. Çok eleştiriliyor ama zaten böyledir böyle isimler. Çöveni sevmeyeni çoktur. Yeraltı sitcomunu çok beğeniyorum. Onu söylemem lazım yani. Valla ben yerli dizilerin çoğu yani ana akım kanallarda yayınlanan doğası gereği çok uzatılması gerekiyor. Hani iki buçuk saat yayınlanması. Onu izlemek doğal olarak beni yoruyor. Ezel ama... fena değildi zamanında. Ezel çok iyiydi. Monte Cristo kontu tabii yani. Tabii. Onun ama binlerce versiyonu en iyi versiyonlarından biriydi Ezel. Yeditepe İstanbul benim için çok... Çok özel. Mehmet işte Aslan Tuğ. Yok. Zuhal Olcay. Eski. Eski, çok eski. Tamam, Yeditepe İstanbul. Tamam. Sonra Meral Okay falan oynamıştı. Ya ben... Aşkı memnun yok mu? Yok bende ya. Benim yok. Eşim de memnun hoşlanmıyor. Karım. 8. turunu atıyor olabilir şu anda. Benim karım da kısmen birkaç dizi izliyor aslında da ben onunla çok paralel izleyemiyorum. O büyük hastalık biliyorsun yani. Aşk-ı Memnun'un finali sürekli dönüyor ya. Hı-hı. Final günü TT oluyor her seferinde. Çok enteresan. Anıl Murat Keskin sormuş. Stüdyodaki trafik ışıklarının hepsinin birden yanması sisteme bir karşı bir baş kaldırımı. Hakikaten öyle. Hayatınızda sisteme itiraz ettiğiniz bir an var mı? Bunu Onur mu koydu buraya? Doğru mu? Sisteme karşı bir baş... Tabii ki sisteme karşı baş kaldırdığımız oldu gençliğimizde. Sen Galatasaray Lisesi'sin abi senin... Bizim çok sürekli da... baş kaldırıyla geldi. Yani fabrik ayarınız öyle değil mi sizin? Bizim çok okulda yani bizde offside diye bir şey vardı okulda. Yani bir hocayla derdimiz varsa falan offside'a düşürdük hocayı. Yani iki dakika geç kaldı mı çıkardık. Offside'a düşmüş olurdu hoca girip. Çok yani biz pek şey yapmadık. Okumaktan ziyade çok özür diliyorum haytalık peşindeydik. Hayta İsmail'de sevdiğim karakter. Galatasaray'ın öyle bir zaten bir protest tarafı her zaman. Var. Ben daha biraz daha kuralcı taraftayım. Ben zaten genel olarak yani tabii ki benim de baş kaldırdığım veya itiraz ettiğim çok şey oldu ama genel olarak ben çok daha kuralcı biriyimdir ya hayatımda. Daha kural tarafındayımdır. Evet farkındayım. Yok ben de öyleyimdir. Şimdi ben de kuralcıyımdır. Almanım biraz o konuda. Ben de baya yani. Hatta daha kolay çünkü hayat. Şey gibi oldu bu, Fransız'daki Monica gibi. Kural olursa daha eğlenceli olur. Rıfat Şahan sormuş. Oasis de Beatles kadar iyi miydi gerçekten? Yok canım. Yani şimdi Oasis çok iyi grup da şimdi Beatles'la kıyaslamak biraz gereksiz olur bence. Oasis ilk ona girmez be abi. Ya o biraz belki hani kişisel şey olur ama abi Beatles başka bir standart ya. Yani aynı cümle içinde geçirmek çok doğru değil yani. Abi Beatles'ın her şarkısı bir şey. Yani filmi seyretmişsindir Yesterday'i. Evet. Çok güzel değil mi? Evet. Abi Beatles... yani bir defa daha Allah Allah diyorsun her seferinde. Ve haftanın fotoğraflarıyla veda ediyoruz. Geçtiğimiz hafta pazar günü düşen Oscar törenlerinde Nomadland damga vurdu. 3 dalda Oscar aldı. Frances McDormand harika bir oyuncudur. Çok severim. Hangisi filmini seviyorsun? Fargo herhalde değil mi? Fargo. Fargo de... diziyi seyrettin mi? Seyrettim. Birinci sezon. Seyrettim. Konuştuk mu burada? Yok. Konuştuk. Bence filmden daha iyi. Neredeyse. Olabilir, olabilir, olabilir. Yani Frances McDormand'ın içinde bulunduğu her şey harikadır. Ve... Dördüncü Oscar galiba. İki. Biz de hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Tebrik edelim. Ve bir fotoğrafımız daha var. Çok güzel bir fotoğraf bu. Çok naif. Hiç olmuş mu ya? Ama abi köpek falan çok tatlı be abi. Köpek tamam da ama ya. Ama şey gibi Zidane üniversitedeyken. Gibi evet. Üniversite çağına şey yapmış. Nostaljisi yapmak istemiş. Çok güzel. Evet, çok güzel fotoğraf. Bizim de bir 10 gün içinde hayatımızda ilk defa bir köpek sahibi olma durumumuz olacak galiba. Artık baskı inanılmaz hayırlı olsun. Ulaştı. Cins. Bakalım bilmiyorum ki hiç cahil olduğum bir konu yani. Hayırlı olsun. Arkadaşlar ya. Yardım edin bana bu konuda. Hayırlı olsun. Çok yormayacak beni çünkü bana kalacak o iş biliyorum. Evet. Dışarı çıkarmak, gezdirmek falan. O zaman daha kakır şüpheniyel falan alabilirsiniz. Uslu bir şey midir? Usludur, iyidir. İyidir. Öğreneceğiz. Ama ona evde kız karar verir abi. Senin söz hakkın olduğunu zannetmem. Tabii ki. Senin hakkın olduğunu zannetmem. Bizden bu haftalık bu kadar efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.